Merhaba sevgili balıklar. Selamlar sevgili balıklar. Birinci Astroloji Haber Merkezi'nden tüm balık burçlarına selamlar olsun. Balık, sulu varlık. Bunları ben çok seviyorum. Balıklara sulu varlık demeyi çok seviyorum. Onlar da kendilerine sulu varlık diyor. Onlar da kendilerine, yengeçlere de kabuklu varlıklar diyoruz. Gerçeği söylemek gerekirse. Evet, balık burcu için önemli bir aya girmiyoruz. Balık burcu için hiç de önemli bir aya girmiyoruz. Kasım ayı sizler için daha önemli. Onun için bu videoyu seyretseniz de seyretmeseniz de çok bir şey fark etmiyor. Ama gene de biz anlatarım. Evet. Neler varmış balık burcuyla alakalı? Evet sevgili balıklar. Terazi yeni ayıyla başlayacağız. Bu aya ancak Güneş'in Plüton ve Uranüs'le yapacağı sert etkiler nedeniyle biraz sert etkili, kontrolü zor bir yeni ay olabilir. Maddi konularda maddi biraz konular, kontrol dışı evet, olgularlar. Evet, çünkü evet. Balık burcunda Neptün'ün olması, Neptün'ün olması, Neptün'ün balık burcunu biraz dağıtması ve dengesini bozması, diğer gezegen döngüleriyle birleştiğinde gerçeği söylemek gerekirse ekonomik olarak sıkıntıların olduğunu gösteriyor. Evet. Ne yazık ki sevgili balıklar size çok umut verici haberlerim yok. 2015 Ekim'ine kadar bu ekonomik sorunları temsil eden Uranüs ile Plüton'un tam tepe noktadaki hareketi devam ediyor. 5 Ekim terazi burcundaki yeni ay ile beraber de maddi ve ekonomik belli masrafların karşınıza çıkabileceği, beklenmedik sıkıntıların olabileceği görünüyor. Ben böyle düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Evet, ben de aynı şekilde maddi konulara dikkat diyorum. 7 Ekim'de Venüs Yay burcuna geçecek. O biraz destekler. Evet, özellikle kariyerle ilgili, iş hayatlarınla ilgili belki hoş, keyifli veya rahatlatıcı durumlar olabilir. Bırakmış oldukları bir iş hayatına yakın çevreleri sebebiyle geri dönebilirler. Spor, eğitim, medya, yayıncılık konularında başarılar yakalayabilirler. Şimdi sorun ne biliyor musun Bay? Ne? Yönetici gezegenlerin Neptün ve Jüpiter'in kare olması. Evet. Aslında evet. Yeni aylar ve dolunaylar diyeyim. Biz şimdi daha ziyade bu ortaçağ astroloji dediğimiz medieval astrolojide bir şey çok daha iyi biliyoruz. Hı hı. Bu yönetici gezegen ki balığın yöneticisi Jüpiter'dir. Hadi modern yöneticisi Neptün. Ya yani biri Venüs'te kare, biri Güneş'te kare. Evet. 12'sinde bir kare, onunda bir kare. Geçimsizler. Yani gökyüzünde yaşam kaynağı Güneş'e ne yapıyor? Yaşama kare yapıyor. Hmm. O zaman ne oluyor? Balık burcu için düşük bir ay oluyor. Evet. Biraz da yeni ay döngüsüyle beraber de yeni ay döngüsüyle maddi konularda bazı düşüklükler olabilir. Bir de sağlığı çok düşük balığın. Evet. Sağlık gerçekten düşük. Yani Mars açısı Mars da zaten 6. evden geliyor. Yani 6. evden gelen Mars aslan açısı son zamanlarda gripler, soğuk argınlıkları, ateşli hastalıklar ve enfeksiyonlara yaşadığını gösteriyor. Ama sevgili balık 15'inden itibaren bu düzeliyor. 15 Ekim'den itibaren Mars başa geçiyor. Mars başa giriyor. Daha iyi kaza açısı. Kafaya gözü yarar. Güneşin ya karşısına geldiğinde. Ya da kafasına bir tane kül tablası yer. Yani bir ya işte kafaya odunu yer. Kül tablasını yer. Onun için ben sizi seyretmeyin dedim bu videoyu. Ne diye seyrediyorsunuz? Yani iyi bir şey beklemeyin bu aydan. Mart Başak Burcu'nda güneşinizin karşıdan gelecek. Eleştiri alabilirsiniz, gerginlikler yaşayabilirsiniz. Birlikte olduğunuz insanla ilgili bazı sıkıntılarınız fazlasıyla olabilir. Bunlar çok belirgin görmüş. Kül tablası son hızla uçmuş gibi gibi değerler var. Mart'ın Başak Burcu'nda olumlu bazı etkileri de var. İş ortaklıkları, eşten gelebilecek destekler, eşle uyum. Ama yani kavgadan sonra ortaya çıkacak sonra uyum dediğimiz bir yapı onları destekliyor. 16 Ekim'deki Venüs üçgen Uranüs de onları etkilemiyor. Boş vergisi. Yandan geçmiş. 19 Ekim'de Koç burcunda ay tutulması var. Ondan yani 3 kuruş bir şeyler. Birazcık daha sürpriz gelişmeler. Evet. Belki yakınlardan gelecek bazı destekler olabilir. Maddi konularda rahatlıyor. Evet. Çevresindeki insanlar, çocukları, sosyal çevresi, insan ilişkilerinde 19 Ekim'den sonra rahatlıyor. Sağlıkları daha iyi bir konuma geliyor. Bak sağlığın yerinde paran yok, çevrende problemler var, eşinle kavga edebiliyorsun ama sağlığın yerinde canavar gibisin. Ne diye kendini üzüyorsun sevgili balık? 20 Ekim'de Mars karşıt Neptün var. Yani sanki tüm gezegenler birleşmiş. Bu zavallı balık burcunun Neptün'le bir sağdan bir soldan girişmekteler. Ruhsal enerji düşüklüğü, cinsellikte irade zayıflığı, kendisini biraz üzüntü, rüy hissetme, gözyaşlarına kapılma, panik atak, karmaşa, zehirlenme tehlikesi var. Biraz 10 Mart civarındaki balıkların zehirlenme tehlikesi var. 21 Ekim'de Merkür retro harekete gelmiş. 10 Kasım'a kadar Merkür retro harekette ne düşünüyorsun? Ben aynı anda soracağım. Evet, seyahatlerle ilgili
Yurt dışı ile ilgili konularda eğer öyle bir plan varsa aman her şeylerini kontrol etsinler. Rezervasyonlara iyi baksınlar çünkü aksilikler olabilir seyahatlerde. Sevgili Barık Bey, Ekim ayında sen uyu. Sen keyifli ve uykulu bir ay geçir. Seyahate meyahate çıkma. Bunlar senin neyine? Keyifli, neşeli geçir. Merkür Retro'da yasar, seyahatin de canını okur. Bu yasar sorunlarına canını. Yasar konular, belki eski sorunlar tekrar gündeme gelebilir. Aksilikler, gecikmeler olabilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Eğitimle ilgili tabii yine pürüzler olabilir. Ama bir şey var. Venüs'ün yaydaki etkisi sebebiyle bu kadar probleme rağmen iş ve kariyerde bir gelişme var. Evet. Belki eski işlerle ilgili. Eski işlerle ilgili bazı gelişmeler var. Detayları mı görmek istiyorsun? Daha neşeli mi olmak istiyorsun? Kendi hayatınla ilgili bazı değerleri daha mı güzel görmek istiyorsun? Bilinç Okuru, haftalık astroloji servisleri ve günlük astroloji servisleri bir tık kadar sana yakın. Sevgiler. Hoşçakalın. Bye.